efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, Mehmet Kamil Verse, Şehir ve Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeniyim. Efendim, 50. sayıyla ilgili Şehir ve Kültür Derginizin 50. sayısıyla ilgili hissettikleriniz neler? Çünkü geçen hafta bununla ilgili bir platform oldu. Bayağı geniş kapsamlı oldu ve bugün önde gelen insanlar bir araya geldi. Hatırlattınız, teşekkür ederim. Şehir ve Kültür Dergisi 50 aydır yayınlanan bir dergi. Bu 50 aylık yayın süresi içinde birçok program ve etkinlik yaptık. Dergi yayınlamak dışında derginin yazarlarıyla birlikte paneller, sempozyumlar planladık. Yurt içinde ve yurt dışında bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ses getiren programlar oldu. Ve bunları halen devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız büyük bir hızla artan bir ivmeyle devam ediyor. Bu konuda belediyelerle işbirliği yapıyoruz. Bağlı kurumlarla, Gençlik Spor Bakanlığı ve Yurt Dışı Türkler Daire Başkanlığı gibi kurumlar bizim bu çalışmada partnerlerimiz. Onlarla birlikte bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu arada bahsettiğiniz işte 2019 yılı içinde neler yaparız veya düşünceleriniz nelerdir derseniz, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi gençlerin okumayı yönlendirmesi için özellikle gençlerin çok rağbet ettikleri sinemalar, şimdi eskiden olduğu gibi tek başına sinema binaları, sinema salonları değil, AVM'ler de artık AVM'lerin içine giren bir sinema salonları var. AVM'lerde sinema salonu var, tiyatro var ama onun dışında bir kültürel etkinlik yapılan bir mekan yok. Buraları kültürel etkinlik yapılan mekanlar haline getirmek durumundayız. Bunlar kapalı yerler olmayabilir. AVM'lerin böyle açık mekanları da var. Bu mekanlar yeme içme mekanları olarak kullanılıyor mesela. Ama bunların bir kısmını gençlere yönelik okuma alanları, münazara alanları, müzakere alanları olarak değerlendirmek ve bu konuda bu AVM idarecileriyle ve belediyelerle çalışma yapmak durumundayız. Bu bizim bir sosyal sorumluluk projemiz. Bir başka düşüncemiz de şudur. Mesela İstanbul'da veya işte başka yerlerde artık işte hapishaneler şehir dışına taşınıyor. Bunların yerine maalesef hapishanelerin yerini ne alması lazım? İşte kütüphaneler, okullar, üniversiteler alması lazım. Ama biz Bayrampaşa Hapishanesi taşındı. Onun yerine biz siteler, bloklar yaptık. Bu sitelerde modern hapishanelerden farklı değil. Ama buralara birer kültürel mekan, birer park, birer oturma alanı, insanların birbiriyle kaynaşacakları alanlar yapmamız lazım. Bu konularda da önerilerimizin olması lazım. Biz bu önerileri yapacağız, ilgili kurumlara, bakanlıklara, belediyelere bu çalışmaları devam ettireceğiz inşallah. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu güzel bir program oldu. Bunu aynı zamanda hem Çınar TV'de de izleyeceğiz. Evet, çok teşekkür güzel ederiz. Oldu. Çok sağ olun. Çınar TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizim programlarımızı sürekli takip ettiği ve yayınladığı için özellikle de size çok teşekkür ediyorum. Fedakarca sabahın erken saatlerinde buralara gelip biz de erken saatlerde başlatıyoruz programımızı. Çünkü bundan sonra günün arta kalan zamanında buraya gelen insanlar kendi işlerine dönsünler. Onların zamanlarından çalmayalım diye bunu erkene alıyoruz. Erken program yapıyoruz. Çınar TV'ye ve izleyicilerine çok selam ediyoruz. Özellikle de Necdet Külünk'e selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim.